Temeller, üst yapıdan gelen yükleri zemine düzgün bir şekilde aktaran yapı elemanlarına verilen isimdir. Temeller, derin temeller ve yüzeysel temeller olmak üzere kendi içinde ayrılırlar. Yüzeysel temeller, duvar altı temelleri, tekil temeller, birleşik temeller, sürekli temeller ve radya temeller olmak üzere listelenebilir. Bugünkü konumuz radya temeller olacak. Radya temel, binadan gelen yükleri zemine düzgün bir biçimde yayan yüzeysel bir temel türüdür. Sürekli temele göre veya tekil temele göre çok daha düzgün bir davranış gösteren radya temel, günümüzde hemen hemen her projede tercih edilen bir temel tipidir. Mat temel olarak da bilinen radya temelin İngilizcesi Raft Foundation veya Mat Foundation'dır. Halk arasında ise radya temel, hatta mantar temel gibi farklı isimlerle anılabilir. Eskiden sadece zemini gevşek olan bölgelerde tercih edilen radya temel, günümüzde az katlı ve geniş açıklıklı fabrika yapıları hariç hemen hemen her projede tercih edilen bir temel tipidir. Yükü zemine düzgün bir şekilde aktaran radya temelin mantığını şu şekilde düşünebilirsiniz. Karda yürüyorsunuz, ayakkabınız var ve ayakkabınız batıyor her adımınızda. Eğer normal ayakkabılarınız yerine yüzey alanı çok daha geniş olan palet şeklinde ayakkabılar giyseydiniz, muhtemelen kara daha az batardınız veya batmazdınız. Radya temelin mantığını size bu şekilde izah edebilirim. Burada gördüğünüz gibi tekil temeller zemine basma alanı oldukça küçük olan temellerdir. Sürekli temeller ise yeşil olarak gördüğünüz temel sistemi tekil temellere göre yüzeye basma alanı daha fazla olan ancak en sağda gördüğünüz radya temele göre de oldukça az olan sistemlerdir. Soldan sağa olarak sıraladığımızda en soldaki temel tipinin tekil temel, ortadaki temel tipinin sürekli temel ve en sağdaki temel tipinin ise radya temel olduğunu söyleyebiliriz. Radya temelin sürekli ve tekil temellere göre daha güvenli bir sistem olduğunu hesaplarla da izah edebilirim. Gerilme dediğimiz kavram kuvvetin alana bölünmesiyle elde edilir. Bu da demektir ki binanın ağırlığını ne kadar büyük bir alana bölersek o kadar az gerilme ile karşılaşırız. Bu nedenle radya temeller sürekli temellerden ve tekil temellerden çok daha iyi sistemlerdir. Sürekli temeldeki dolgu işçiliği ve kalıp işçiliğinin radya temelde olmaması da radya temelin tercih sebeplerindendir. Bunun dışında radya temelin boyutları ne olmalıdır sorusu çok soruluyor. Radya temelin boyutları muhakkak hesap sonucu belirlenmelidir. Ancak bir ön tasarım için bir başlangıç boyutu belirlemek istiyorsanız, binadaki kat sayısı çarpı 10 santim veya 12 santim başlangıç için iyi bir ön tasarım boyutu olacaktır. Örnek veriyorum, 10 katlı bir bina için ortalama olarak 100 santim ile 120 santim kalınlığındaki bir temel başlangıç için iyi bir ön tasarım olabilir. Ancak radya temel kalınlığı kesinlikle hesap yöntemiyle belirlenmelidir. Kişisel yorumum ise hesaplamaların sonucu ne çıkarsa çıksın kat sayısı çarpı 8 santimin daha aşağısına inilmemesi yönündedir. Tabii bu sadece benim kişisel yorumum. Radya temel kendi içerisinde düz radya temel, kirişli radya temel, mantar şeklinde radya temel, ters kemer şeklinde radya temel olarak farklı gruplara ayrılır. Ancak en çok tercih edilen radya temel sistemi düz, klasik radya temel sistemidir. Hatta şunu söyleyebilirim, mantar şeklinde radya temel sistemini ve ters kemer tipindeki radya temel sistemini hayatımda hiç görmedim ve uygulamadım. Kirişli radya temel sistemi ise zaman zaman karşılaştığımız bir yöntem. Kirişli radya temel çoğunlukla kolonların arasındaki mesafenin fazla olduğu zamanlarda tercih edilen bir radya temel tipidir. Esas olarak alanın tamamını beton ile doldurmak yerine betondan tasarruf etmek amaçlı radya temelin sürekli temel ile birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Mantar şeklinde radya temel zımbalamaya karşı üretilmiş ve bana kalırsa mantıksız ve uydurma bir yöntemdir. Yine tamamen tasarruf amaçlı geliştirilen bir yöntem radya temel kalınlığının tamamını artırmak yerine zımbalama sorunu ile karşılaşılan bölgelerde lokal olarak mantar şeklinde ekstra bir yapı yapılması ile elde edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem uygulanırsa da muhakkak kısa kolon problemine dikkat edilmelidir. Radya temelin işlem adımlarından kısaca bahsedecek olursak, tahmin ettiğiniz üzere işlemler hafriyatla başlıyor. Hafriyata başlamadan önce tabii ki su basman kotunu ve köşe kazıklarını haritacı vasıtasıyla tespit ettiğinizden emin olun. Hafriyattan sonra grobeton dökümüne geçiyorsunuz. Grobeton dökümünden sonra yüzeysel yalıtım yapacaksanız yüzeysel yalıtımınızı yapıp koruma beton atmanız gerekiyor. Eğer yapısal yalıtım yapacaksanız doğrudan radya temelin kalıp ve
demir donatı aşamalarına geçiş yapabilirsiniz. Ardından da tesisatla ilgili işlemleriniz varsa, topraklama, temel topraklaması ve su tesisatı ile alakalı bir işleminiz varsa onu tamamlıyorsunuz. Her ne kadar su tesisatının temelin içinden geçmesi çok sağlıklı olmasa da zaman zaman karşımıza çıkmıyor değil. Akabinde de betonu döküyorsunuz. Beton dökerken muhakkak vibratör kullanılmalı. Yani bazen kulağımıza geliyor. Temel betonunda işte radde temel betonunda vibratöre gerek yok. Nasıl olsa işte kısa bir mesafe işte atıyorum 80 santim ya da 1 metre. Bu tarzda şeyler konuşuluyor. Kesinlikle yanlış bir uygulama. Muhakkak vibratör kullanılmalı ve vibratör kullanım koşullarına da dikkat edilmeli.